Herkese merhaba değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra dolarda sert düşüş başladı. Peki bu düşüş devam edecek mi? Bundan sonra dolar yeniden yükselir mi? Yoksa bu sert düşüş 10 liranın altına kadar ilerler mi? Şu anda hem yatırımcılar, hem vatandaş, hem de sanayici bu sorunun cevabını arıyor. Ben de bu programda, bu videoda bu sorunun cevabını sizlere iletmeye çalışacağım. 3 ayrı yatırım finans şirketinden tahminleri sizlere aktaracağım birazdan. Öncelikle iktidara yakın isimlerden başlayalım isterseniz. Ekonomi uzmanlarından başlayalım. İslam Memiş artık hepinizin malumu, kendisi dolarla ilgili, piyasa ile ilgili, özellikle altınla ilgili tahminlerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra doların sert düşmesiyle birlikte İslam Memiş Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. İslam Memiş bu düşüşün devam edeceğini ima etti. Bu fragman yarını izleyelim dedi. Kıyım mı var diye de bir soru işaretini eklemiş oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu düşüşlerin, dolardaki sert düşüşlerin devam edeceğini işaretini verdi. Şimdi bir başka yatırım uzmanına bakalım isterseniz, ekonomiste bakalım. Turhan Bozkurt, kendisi de yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ekonomistlerden, yazarlardan birisi. O da tahminlerini şu şekilde aktardı. Dövizde meydan artık boş değil. Dolar için 15 TL üzeri, Euro için 17 TL üzeri kırmızı çizgi olarak çekildi bile. Döviz talebinin temelinde yatan param eriyor endişesini gidermeye dönük hazine garantisi, dövizlerin mevcut seyirlerinden elden çıkarılmasını sağlayabilir. Yine de kalıcı bir kur düşüşü mevcut göstergelerle mümkün değil. Zaten hükümet artık tek hanede bir kur yerine enflasyonun çıktığı seviyeyi de dikkate alarak 11,50-13,50 yörüngesinde yeni denge yörüngesini bulmuş bir kurdan yana tercihte bulunuyor. Faiz indirimleri ve diğer beyanlar yeni bir ekonomik model için deneyin devam ettiğini gösteriyor. Konuyla ilgili Zanka TV'de ekonomistler Ferit Atay ve Rubil Gökdemir de bir değerlendirmede bulundu. Yatırımcılara önemli tavsiyeleri vardı. Videolarından alıntı yaparak bu görüntüyü de sizlere paylaşıyorum. Videonun bizim haberimizin sonunda da kendilerinin videolarını, linkini koyacağız. Dilerseniz yayınlarını tamamını tüm paylaştığımız video sahiplerinin izleyebilirsiniz. Dolar nasıl düştü böyle bir anda? Bugün de tam da Rubi Gökdemir'in bahsettiği gibi değerli izleyiciler, yani dolar, piyasalar, para biliyorsunuz böyle konulardan etkilenir. Yani bir olumlu hava, bir aslında algı durumuyla karşılaştık ve bir anda piyasalar, vatandaşlar, işte belki de dolar bozanlar doğmuş olabilir. İşte piyasalar TL'nin değer kazanmasını sağladı diyelim yani. Olay bu, Erdoğan'ın bu olumlu havasıyla beraber. Ama bu şimdi bir daha söyleyelim de yani şu önemli bu biz burada dolar çıkacak, dolar inecek falan demeyiz. Yine altını çiziyorum. Başka kanallara benzetmeyin. Teknik analiz yapıyoruz. Ama yani sakin olun. Bak bu doları olanlar zarar ettim, öldüm, bittim diyorlar. Hakikaten içim acıyor. Sakin olun. Dolar, döviz konularında, altın konularında, gram altın fark etmez neyse. Coinlerde bile. Ya sakin olun. Böyle hani bu işi artık çok profesyoneller yapıyor onlar. Al satçılar falan var böyle. Onları boş ver. Yani normal sade vatandaş. Koydun mu kardeşim dolara paranı? Bekleyeceksin. Bir anda olmaz o işler öyle. Yani şak diye aman düştü gidip öldüm bittim satıyorum. Öyle şey olur mu ya? Bekleyeceksin. Tabloya bakacaksın. Bir 5 gün 10 gün bak güzel işte enflasyon verileri gelecek 3 Ocak'ta. Papağan gibi artık tekrarlıyoruz ama işte demin söylediğim gibi yeni, şu anda gelenler var yayına. Yani bu işte Merkez Bankası'nın faiz kararları var. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararları var. ABD parasını çekiyor piyasadan. Yani bunlar hepsi doların daha değerlenmesini, dolara talep olmasını sağlayacak konular. Dolara talep olunca zaten arz talep meselesi biliyorsunuz. Dolar artacaktır yani bu böyle olacaktır. Ama oranlarını ne olacak, patlayacak, 50 TL olacak, 1000 TL, 100 TL olacak. Hani Onlar unutun onları. Bunlara da inanmayın ya, bu önemli. Bir sakin olun ama. Hangi ekonomisti dinlerseniz dinleyin aslında söyledikleri tek şey var. Bu ortaya konulan politikanın henüz netleşmemiş olması ve bunun bir an önce Cumhurbaşkanlığı tarafından detaylarıyla açıklanması gerektiğini ifade ediyorlar. Şimdi Avrasya Yatırım'a gidelim. Onların da bundan sonraki sürece ilişkin dolar düşer mi, yükselir mi? Bazı tahminleri var. Onu sizinle paylaşıyorum şimdi. Tahvil faizleri yukarı gitti abi. Kredi faizleri yukarı gitti. Yani bas bas bu hareketin geleceği de bir şekilde bağırıyordu. Ama varacağım nokta şu.
kalıcı bir çözüm mü Remzi abi bu? Bu kalıcı bir çözüm değil. Neden kalıcı çözüm değil? Hemen onu da arz edeyim, sözü sana vereyim. Şimdi bak, 200 milyar dolarlık senin riskin var demek ki artık. 200 milyar dolar Türkiye'de sadece kur artışının sebebi bizim kura hücum etmemiz mi? Yani yurt içi yerleşiklerin talep etmesi mi? Hayır. Yarın öbür gün FED 2022'de 3 tane, 2023'te 3 tane faiz artırımı yaptığında, kur otomatik olarak yukarıya gittiğinde, senin 200 milyar doların hadi bana kur farkını ver dediği zaman, %2, %3 oynadığı zaman 2 milyar dolar, 3 milyar dolar daha senin borcuna eklendiği zaman, ondan sonra dönüp bu senin kredi notunu vurduğu zaman ne olacak abi? Bunu biri bana anlatsın. Ve bir de bu para oradan oraya aktarılacakmış. Abi bu Mars'tan mı geliyor bu para? Bu para yine Merkez Bankası basacak, gelecek. Al sana enflasyon. Yani bunun faiz artışından hiçbir farkı yok. Kısa vadede kuru düşürür, kısa vadede kura baskı yapar. Orta ve uzun vadede bu gerçeğe uyanan bütün millet ondan sonra hızlı bir şekilde değil, yavaş yavaş yine dolarizasyona başlar. Dolar hangi çerçeve içerisinde kalır? Tekrar 18'i, 20'leri zorlar mı? Bununla ilgili de insanlar merak ediyorlar, yatırımcılar neler olacağını merak ediyorlar. Info Yatırım programında, canlı yayınında bu konuyla ilgili soru Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'na soruldu ve bakın ne cevap verdi. Valla aşağı yönlü bir hareket olursa, yani çok sert bir hareket olduğu için muhtemelen yeni alıcılar olur diye düşünüyorum. Yani bu tür hareketler biraz böyle salıncak gibi bir ivme gösterecektir. İki yana da savrularak arasında bir yerde dengelenecektir diye düşünüyorum. Hani Mert'in dediği gibi 13, 14, 15, yani 18 zaten işte geçen perşembeden sonra, yani 14'lerde falan da geçen hafta perşembe günü. Yani o 3-4 günlük bir fiyatlama var. O fiyatlamayla onun zaten Merkez Bankası'nın ilk iki faiz indiriminde hemen 12'lere doğru gelmişti. Arada bir yerde dengelenecek diye düşünüyorum. Aşağıya gittikçe alıcılar artmaya başlar. Yukarıda şu anda hani belli bir seviyenin üzerine gitmesi de çok kolay olmayabilir. Yani en azından geçen perşembe, cumadan sonra 15'in üzeri falan biraz zorlanabilir. Arada bir denge bulacak kanaatindeyim. Görünen o ki düşüşler bir süre daha devam edecek. Ancak Cumhurbaşkanlığı'nın bundan sonraki süreçte doların düşürülmesi için ortaya koyacağı yeni tedbirler merakla bekleniyor. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim konusunda bir karar daha alırsa muhtemelen dolara çok daha sert müdahaleler gelebilir. Ama kamu bankasından krediyi alıp bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna, yöntemlerine başvuranların da alnını karıştırırız. Projeye bağlı her türlü yatırıma destekte varız.